Kadınlar vücutlarını belli edecek şekilde daracık kıyafetlerle yabancı erkeklerin gördüğü bir yerde denize giriyorsa günah kazanıyor. Erkekler de günah kazanıyor, kadınlar da günah kazanıyor. Yani sahillerde buna dikkat etmek lazım. Aynı denizden, aynı kumdan, aynı güneşten harama düşmeden yararlanmak mümkün mü? Evet, mümkün. Bize bağlı. Biz istersek hanımlar ayrı bir yerde denize girer, erkekler ayrı bir yerde denize girer veya tesettürüne uygun bir şekilde aileler birbirinden uzak bir şekilde denize girebilirler. Bunun hiçbir sakıncası yok. Ama cümbür cemaat, kadın erkek, yabancı erkek, yabancı kadınlar, turistler, karma karışık herkes aynı sahilde, kimisi çıplak, kimisi örtülü, kimisi affedersiniz içkili, kimisi ayyaş. Sen de bir Müslüman olarak orada hacı, hoca ya da dindar birisi olarak yeri gelince orucunu tutuyorsun, yeri gelince cumaya, namaza, 5 vakit namaza gidiyorsun, namazını kılan birisi olarak tesettürlü geziyorsun ama denize gelince her şey serbest, öyle mi? Öyle bir şey yok ki. Kabe'de de yasak, Mekke'de de yasak, yabancı bir kadının, yabancı bir erkekle çıplak görünmesi. İstanbul'da da yasak, sahilde de yasak, dağ başında da yasak kardeşim. Bu kural hep aynı, değişmez yani. Buna dikkat etmemiz lazım. Balayında umreye gidilir mi? Evlenmişler, umreye gidiyor. Giderler, hiçbir sakıncası yok. Umre insana ayrı bir feyiz veriyor, ibadetini daha düzgün yapıyor, bir Allah aşkı, peygamber aşkı oluşturuyor. Oralarda kendini daha çok ibadete, insan zikre, Kur'an'a verebiliyor. Bundan dolayı balayında umreye gidilir, hiçbir zararı ve sıkıntısı olmaz, faydası olur. Kadınlar tesettür mayosuyla erkeklerin bulunduğu deniz veya havuza girebilirler mi? Şimdi bunu zaman zaman görüyoruz. Erkekler, yabancı erkeklerin arasına tesettürüne riayet etmiş bir hanım geliyor, denize giriyor. Güzel. Tesettürlü sokakta nasıl geziyorsa, efendim çarşıya, pazara, peki denize de girdi diyelim. Ama kadın orada vücut hareketleri yapıyor. Erkeklerin arasında denizde sıçrıyor, takla atıyor, geri dönüyor, yüzüyor, işte efendim kolunu hareket ettiriyor, bacağını hareket ettiriyor. Vücut hatlarını ortaya çıkaracak şekilde erkeklerin arasında bir kadının ne kadar tesettürü olabilir? Tesettür olmuyor, sadece örtmüş oluyor. Üstünü örtüyor ama tesettür oluyor mu? Olmuyor. Tesettür olması için hep şunu söylüyoruz. Elmalı Hamdi Yazır hocamız da buna dikkat çekiyor. Hak dini Kur'an dilinde ne diyor? Bütün vücudu örtecek, içini göstermeyecek. İkisi var, tamam, doğru. Vücut hatlarını belli etmeyecek. Giydiğin mayo suya girince vücut hatların her şey meydanda. Tesettür olmadı ki. Olmadı kardeşim. O şekilde de kendini deve kuşu gibi kafayı kuma gömerek beni kimse görmüyor zannetme. Bu ona benziyor. Kafasını suya sokuyor. Tesettürlü mayoyla denize giren kardeşimiz vücudun bütün hatları meydanda, zannediyor ki beni kimse görmüyor. Günaha giriyorsun. O tesettürü senin yok. O şekilde olmaz. Ha, onu giydin, uzaklaştın. İnsanların arasında yüzmüyorsun. O şekilde olur. Yani hiç kimsenin görmediği yerde nasıl giyersen gir, ona kimse karışmaz. Ama milletin içinde ben tesettürlüyüm, başımı bile açmam, saçımın bir telini bile göstermem şeklinde titizsin. Ama denize gelince kardeşim bir mayo diye bir şey tutturmuşlar. Giydiğinde havuzda, denizde zannediyorsun ki ben tesettürlüyüm. Değilsin. Tesettür o değil. Ona dikkat edeceğiz. Yabancı erkeklerin yanında bir kadın vücut hatları böyle ayan beyan her şey ortada, denize giremez. Buna dikkat etmek lazım. Günah kazan. Giriyoruz hocam. Giriyorsun, günah kazanıyorsun. Günah olan bir şeye ben sana iyi ediyorsun diyecek halim yok. Günah kazanıyorsun. Ondan sonra kıskançlıklar başlıyor, ruhen sıkılmalar başlıyor. İnandığını yaşayamadığın için kendi kendine ah ediyorsun, vah ediyorsun. Nereden nereye geldim, evrildim. Biz neydik ya? Daha düne kadar ağzımızı göstermeye utanırdık. Bugün ne hale geldik? Demeye başlıyorsun. Ve bu tesettür
maalesef tesettürü dejenere ediyoruz. Bozuyoruz. Onun da bir kuralı var. Nasrettin Hoca'nın türbesi derler öyleymiş. Şimdi yapılmış mı bilmiyorum da kapısı da bir kilit varmış kocaman. Ama arkada duvarları yokmuş. Her yeri açıkmış. Yani başını örtüyor. Vücut meydanda zannediyor ki tesettüre girdim. Evet, diğer telefonlar hazırmış. Hemen bir telefon alalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırlı günler. Buyurun efendim, dinliyorum. Mehmet Ören, Kahramanmaraş. Evet. Mehmet Bey, evet. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler iyisiniz. İyiyim, inşallah. İyiyim elhamdülillah. Şükürler olsun bugünümüze. Hı. Buyurun efendim. Hı. Şimdi ben sağlığımdan dolayı varis çorabı giyiyorum. Evet. Bu çorabı giydikten sonra dışarıya çıktığım zaman çıkarıp abdest almam mümkün değil. Zor oluyor. Zorlanıyorum. Doğru. Namazı gecikiyorum eve gelme. Bazen geç geldiğim zaman gece bırak terk ediyorum. Neden? Sonra da hani işimden dolayı eve gelemiyorum. Evet. Gelemeyince abdestsiz de namaz kılınmaz. Onu mesedebilir miyim? Evet. Mehmet Bey, bizim giydiğimiz varis çorapları bir doktor tavsiyesiyle mecburen giydiğimiz bir çorapsa sargı bezine benzer. Yani evet, ayağımıza sargı sarmışız gibi. Hani kırılsa, evet, Allah korusun, bükülse vesaire, oraya bir bez sarsak, alçı sarsak, onun çoğunluğunu meshetmemiz üzerine abdestli olmamıza sağlar. Dolayısıyla siz üzerini meshederseniz abdestiniz olur. O yüzden namazı geciktirmenize gerek yok. Olduğunuz yerde de o şekilde üzerini meshederek abdest almış olursunuz. Namazınızı da bırakmayın derim. Hocam bir sorum daha olacak mümkünse. Buyurun. Hani biz dışarıya gittiğimizde üzerimizde telefon oluyor. Evet. Tuvalet ihtiyacı yaptığımızda camilerde olsun veya başka yerlerde olsun, lavaboya onunla giriyoruz. Benim kafam çok takılıyor buna. Hani telefonlarda, yeni akıllı telefonlarda Kur'an-ı Kerim dinliyoruz. Ne evet, bileyim, kullanıyoruz daha doğrusu. Bunun hakkında bir düşünceniz nedir? Sizin ezberinizde Kur'an var mı? Var. Neler biliyorsunuz? Aşağı yukarı biz süreleri biliyoruz, namaz sürelerini. Biliyorsunuz maşallah. Yani beyninizde, kafanızda Kur'an varken siz tuvalete gidiyorsunuz. Evet. Telefonda onun gibi Mehmet Bey. Evet. İçerisindeki açığa çıkmadan, okunmadan Kur'an olmuyor. Dolayısıyla kapalı bir halde telefon sesli bir şekilde Kur'an okumuyorsa o şekilde cebinizde olabilir. Bir sakıncası yok. Yani evet, bu tür şeylerden sıkıntıya girmeyelim. O okunduğu an Kur'an'a dönüşür. Okunmadığı zaman, kapattığınız zaman sanki kafanızda, kalbinizdeki gibi olur. Ondan bir sakınca olmaz. Çok teşekkürler. Hayırlı günler diliyorum. Hayırlı günler. Rabbim sağlık, afiyet versin. İyi günler efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.